Hadi yollardayken, tatilden bahsetmişken modifiye araç meraklılarıyla ilgili bir haberi hemen sizlere aktaralım. Adana'da bir araya geldiler. Müthiş bir buluşmaydı o. Bakın özellikle arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir arabanın ses düzeni. Sordum bunu bir modifiye araç meraklısı arkadaşıma. Bunu biz zaten normal araç kullanırken açmıyoruz dedi. Çok kısıkta. Eğer birinin dikkatini çekmek gerekiyorsa o anda siz ne olduğunu anladınız. O zaman camları açıyor ve sesi açıyoruz dedi. Bunun raconu böyleymiş. Biraz sonra göreceksiniz bizim için o egzozdan çıkan patlamalar dehşet sesleriyken onlar için bir yaşam biçimi. Hatta bazıları garajlarına halı seriyor, arabalarını üstüne park ediyormuş. Gel, gelsin gelsin, size önemli değil, gel. Modifiye suç değil, yaşam tarzı. Modifiye araç tutkusu hobi mi, çılgınlık mı? Önce merak, ondan sonra hastalığa dönüşür tabi. Sürekli yapıyoruz. 4,5 senedir bu işi yapıyorum. Bu iş hastalık, tutku. Modifiye tutkunlarının buluşma adresi bu kez Adana oldu. Araçların hepsi de birbirinden farklı. Özel aksesuarlar, camlarındaki ilginç afişler ve ses sistemleri. Egzosundan ateş püskürtenler. En çok ilgi çekenlerden biri de kumandayla yukarı ve aşağı hareket edebilen otomobiller. Bu kadar özellik için tabii ki araçlara epey bir masraf etmek gerekiyor. 10 bin liralık araca 20 bin lira masraf yapar mısınız? Çoğumuzun cevabı bu soruya hayır olsa da bu onlar için büyük bir tutku. 11 milyara almıştık zamanda. Baştan sona komple modifiyesi yapıldı. Her şeyi baştan aşağı yapıldı. 20-25 milyarımıza mal oldu. Bu gördüğünüz araç 1975 model. Aracın piyasa değeri ise 5 bin lira. Ancak araca 25 bin liralık modifiye yapılmış.